Aşağıdakilerden hangisinin yapısında protein bulunmaz? Enzimin yapısı proteindir, bulunur. Hücrelerin yapısında protein vardır. Kaslarda aktin ve miyozin adı verilen proteinler bulunur. Hemoglobinin yapısındaki globin proteindir, bulunur. DNA'nın yapısında protein bulunmaz. Cevap E seçeneğidir. Bir öğrenci biyoloji dersinde aldığı performans ödevi için gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde mitoz bölünmenin farklarını araştırıyor. Öğrencinin performans ödevine ifadelerinden hangilerini yazması doğru olur? 1. İpliklerin oluşumu bitki hücrelerinde mikrotübül organize edici bölge, hayvan hücresinde sentrozom tarafından organize edilir. Doğru. Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. İpliklerini sitoplazmada bulunan mikrotübüller yapar. 2. Bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi içten dışa doğru aralamel oluşumuyla, hayvan hücresinde dıştan içe doğru boğumlanmayla gerçekleşir. Doğru. Bitki hücrelerinde hücre çeperi olduğu için aralamel oluşur. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi olmadığı için boğumlanma gerçekleşir. 3. Hayvan hücresinde mitoz bölünmeyle genetik çeşitlilik oluşurken bitki hücresinde oluşmaz. Yanlış. Mitoz bölünmede çeşitlilik olmaz. Hem hayvan hücresinde hem bitki hücresinde. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Karasal ekosistemde bir besin zincirinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi üretici canlıların sayısını azaltabilir? A. Ortamdaki ışık ve su miktarının optimum olması. Optimum en uygun demektir. Bu üretici canlının artmasına neden olur. B. Birinci tüketici canlının azalması. Birinci tüketici azalırsa üretici artar. C. İkinci tüketicinin artması. İkinci tüketici artarsa birinci tüketici azalır. Birinci tüketici azalırsa üretici artar. D. Üçüncü tüketicinin artması. Üçüncü tüketici artarsa ikinci tüketici azalır. İkinci tüketici azaldığı için birinci tüketici artar. Birinci tüketici artarsa üretici azalır. Bize üretici canlının azalması diyordu. Evet, üçüncü tüketici artarsa üretici canlı azalır. E. Ayrıştırıcı canlı faaliyetlerinin artması üretici canlının artmasına neden olur. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre soy ağacında numaralanmış bireylerden hangileri kan grubu bakımından homozigot genotipli olabilir? Fenotip verilen canlıların genotiplerini yazmaya çalışırız. Sıfır olduğu için burası sıfır sıfır olur. Baba B, çocuk A kan grubundan ise baba B sıfır, çocuk da A sıfır kan grubundandır. A kan grubu babadan gelemeyeceği için anne A gelecek. Buradan sıfır vardı. Burası A sıfır olur. Tek yumurta ikizi oldukları için burası da A sıfırdır. Burada A B kan gruplu çocuk olmuş. Demek ki 3 numaralı birey B genini taşımaktadır. Burada da sıfır kan gruplu anne, A kan gruplu babadan gelmiştir. Buradaki 1 numaralı baba ile 3 numaralı babanın genotipini kesin olarak bilmiyoruz. Burası AA olabilir, burası da BB olabilir. Bize hangileri homozigot genotipli olabilir demişti. 1 ve 3. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir bitki kökünün toprağın pH değerine bağlı olarak çeşitli besin elementlerinden faydalanma dereceleri gösterilmiştir. Bu grafiği inceleyen bir öğrenci yargılardan hangilerine ulaşamaz? 1. Toprak pH değeri 7,5 olduğunda fosforun kullanılabilirlik derecesi diğer elementlerinkinden düşüktür. 7,5 şu şekilde yukarıya doğru bir çizgi çekeriz. Fosfora bakarız. Evet, fosfor diğerlerine göre daha düşük kullanılmaktadır. Doğru. 2. Toprak pH değeri 5,5 altına düştükçe bütün besin elementlerin kullanılabilirlik derecesi yükselir. Baktığımız zaman burada yine aynı şekilde 5,5'tan bir çizgi çekeriz yukarıya doğru. Hepsinde artar demişti fakat azotun azaldığını görüyoruz. Yine kalsiyumun azaldığını görüyoruz. Onun için yanlış. 3. Bu besin elementlerinin tümünün en fazla faydalanmak için toprak pH değerinin 6,5 olmalıdır. 6,5'ta baktığımız zaman yine aynı şekilde fosforun azaldığını, yine magnezyumun azaldığını görüyoruz kullanılabilirliğinin. Burada en yüksek dereceye ulaşır demişti. Onun için bu da yanlıştır.
Buna göre hangisine ulaşılamaz demiş. 2 ve 3 cevap D seçeneğidir. Öğrenci deney düzeneklerinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiğini gözlemleyemez. Nişasta yarı geçirgen zardan geçemez. Onun için kap içerisinde hunide kalır. Kap içerisine geçemez. Glikoz küçük moleküldür. Küçük olduğundan dolayı hem kap dışında hem de kap içerisinde olur. Birinci düzenekte nişasta çıkamadığı için su cam hunin içerisine girer ve sıvı seviyesi burada yükselir. Ozmotik basınç eşitlenince sıvı seviyesi sabit kalır. İkinci düzenekte önce su geçer. Su geçerken glikoz dışarı çıkar. Yoğunluk eşitlenir ve buradaki su seviyesi aynı kalır. Önce su geçer, daha sonra glikoz çıkar. Sonuçta glikozun çıkmasıyla beraber buradaki yoğunluk eşitlenmiş olur. Birinci düzenekteki cam hunide sıvı seviyesinin yükselmesi ve bir süre sonra sabit kalması gerçekleşir. Çünkü nişasta çıkamadığı için içeriye su geçer ve buradaki ozmotik basıncı dengeler. B. Birinci düzenekteki cam huniden cam kaba nişasta geçmesi. Nişasta polisakarittir. Polisakaritler seçici geçirgen zardan geçemezler. C. İkinci düzenekteki cam hunide sıvı seviyesinin önce yükselmesi sonra düşmesi bu gerçekleşir. D. İkinci düzenekteki cam huniden cam kaba glikoz geçmesi gerçekleşir. Çünkü glikoz monosakarittir. Monosakaritler seçici geçirgen zardan geçerler. Burada glikoz çoktu, dışarıda yoktu. Onun için içeriden dışarıya doğru geçer. E. Birinci ve ikinci düzeneklerde seçici geçirgen zardan suyun geçmesi. Su küçük moleküldür. Seçici geçirgen zardan geçebilir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.